Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanımda görmüş olduğunuz HP 27XQ oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Müzik HP 27XQ'yu kutusundan çıkardık. İsminden de anlaşılacağı üzere bu 27 inçlik bir monitör. Monitörümüz kutusundan kendisi dışında bir adet HDMI kablosu, bir adet güç kablosu, onun yanında kullanım kılavuzu, kendi ayak standı ve monitörümüz çıkıyor. Gelin tasarımına bir göz atalım. HP 27XQ oyuncu monitörümüzün tasarımına şöyle bir yakından baktığımızda ilk gözümüze çarpan şey burasındaki çene kısmındaki ambiyans aydınlatması oluyor. Yeşil renk seçilen bu ambiyans aydınlatması yine yeşil çizgilerle devam ettirilmiş. Ancak buralarda kişi çizgilerde bir aydınlatma bulunmuyor. HP logosu konumlandırılmış. Buradaki hareketli detaylarla bir oyuncu monitörü havası yaratılmış. Ayrıca diğer kısımlarına baktığımızda çerçevesiz bir tasarım görüyoruz. Bu çerçevesiz olması da çoklu monitör kullanımda ve masaya koyduğunuzdaki göze hitap etmesi açısından çok güzel olmuş kalın şeylerden, çerçevelerden kurtulup ince bir çerçeveye geçmek isteyenler için gayet güzel bir seçenek gibi duruyor. Monitörümüzün ayrı bir adaptörü bulunmuyor. Bildiğiniz üzere bazı monitörlerin laptop adaptörü gibi ayrı bir adaptörü oluyor. Bunda ise adaptörü monitörün içine yerleştirilmiş. Güç kablosunu arkasındaki güç yuvasına takıp direkt olarak çalıştırabiliyorsunuz. Arkasındaki yuvalara devam edecek olursam da bu monitörün arkasında bir adet HDMI yuvası, bir adet DisplayPort yuvası ve bir adet kulaklık çıkışı bulunuyor. Bu DisplayPort için ise ayrıyeten kutusunda bir kablo çıkmıyor. Yalnızca HDMI kablosu veriliyor. Siz kendiniz de HDMI kablosuyla zaten sıkıntısız bir şekilde 144 Hz'lik bir yenileme hızı performansını da alabiliyorsunuz. Kendi arkasında standını takarken de bir detay daha fark ettim. Bu duvara montaj için uygun şekilde geliyor. Yani 4 adet 10'a 10'luk ve sağ vida yuvası bulunuyor. Şimdi biraz da bu montörün ayarlarından bahsedecek olursam da montörümüzün burasında neyi var? Bir adet açma kapama tuşu ve yanında da 4 adet menü tuşu bulunuyor. Bu tuşlar joystickli bir yapıda değil, normal tuşlu bir yapıda. Siz bunu ayar yaparken evet, başlarda biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü alışmak biraz kolay olmuyor. Hemen o tuşlar neyi sağlıyor, hangi işlevi yerine getiriyor, hangisi kaynak değiştirme tuşu gibi. Bunlara alıştıktan sonra menüde gezinmek çok kolay oluyor. Zaten bu monitörde iki tane kaynak seçimi olduğundan o kısmı gayet basit. Yani ya DisplayPort bağlarsınız ya da HDMI girişinden bağlarsınız. Menüsü Türkçe dil desteğini sağlamıyor. Ben bu menüde gezinirken dikkatimi bir şey daha çekti. Low Light Blue Mode. Yani bu da ne demek? Düşük mavi ışık filtresi. Uzun süreli kullanımlarda Gözünüzün yorulmaması için bu mod aktif ettiğinizde zararlı mavi ışıkları görünümünü azaltıp sizin gece kullanımlarınızdaki gözünüzün ağrımasını engelleyebiliyor bu monitör. Menü ayarlarından bahsettik. Siz bu menünün ayarlarından parlaklığını, resim modlarını, kendi içerisindeki okuma, internette gezinme, oyun modu gibi bir sürü seçenekle modunu değiştirebiliyorsunuz. Ancak benim tavsiyem gözünüze en uygun mod neyse kendi parlaklığınızı ayar, ayarlayıp kullanmanız. Burasında özelliklerin bulunduğu bir etiket var. Ben henüz sökmedim. Burada çünkü zaten pek de bir gözüme sıkıntı etmedi. Monitörümüzün 6.4 kilogram ağırlığı bulunuyor. Olduğu yere gayet oturaklı. Onun dışında gayet iyi bir ayağı bulunuyor. Sağlam tutuyor bu ayağıyla birlikte bizim montörümüz 10 santim ne yapabiliyor? Yükseltilip alçalabiliyor. Bu yükseltilip alçalması sayesinde de montörümüz pivot konuma gelebiliyor. Bu pivot konumda nedir? Bizim montörümüz dikey hale getirilebiliyor. Bu yalnızca oyuncular için değil, tasarımcılar için de ya da başka yazılım işiyle ilgilenen kullanıcı için de seçilebilecek bir montör haline geliyor. Montörümüz 5 ila 20 derecelik bir eğime de sahip bu eğimle birlikte monitörümüzü siz istediğiniz konuma rahatça getirip oyun esnasındaki performansınızı göz hizanıza katkıda bulunabiliyorsunuz. Şimdi gelin biraz da kendi özelliklerinden bahsedecek olursak monitörümüz ne dedik? 27 inçlik bir ekranı bulunuyor. Bu 27 inçlik ekranı 144 Hz yenileme hızına sahip. Zaten oyuncu monitörü dediğimizdeki ilk dikkat etmemiz gereken şeylerden biri ise eğer yenileme hızı yüksekse evet bu gerçekten iyi bir performans sunuyor gibi bir hissiyatı verebiliyor. Çünkü bu 144 Hz'e bir kere alıştığınızda gerçekten bir daha 60 Hz'e geçesiniz gelmiyor. O akıcılık, o pürüzsüzlüğü görünce diyorsunuz ki ben önceden ne kullanıyormuşum. Şimdi bu monitörümüz ne de 144 Hz yenileme hızına sahip ve 1 ms tepkime süresi bulunuyor. Bu 1 ms tepkime süresi de ne demek? Bu sayının düşük olduğu, hani kötü olduğu gibi bir algı yaratması ters orantı var. Yani bu tepkime süresi daha azaldıkça monitörünüzün ani sahneler geçişlerinde renklerin birbirine arasında geçişini daha doğru yapıp bulanıklığı, bozulmayı en aza indiriyor. Bu da ne sağlıyor? Bu 144 Hz yenileme hızıyla ms tepkime süresi bunun gayet iyi bir oyuncu monitörü olduğunu gösteriyor. Arkadan aydınlatmalı LED bir TN panele sahip. Bu TN panelle birlikte zaten bu tüm özellikleri sağlayabiliyor. Çünkü IPS bir panelde bu seviyelere çıkabildiğinizde fiyat da baya uçurumlara gidiyor. Fiyat daha uygun tutulmuş. TN panel sayesinde de oyunculara iyi performans vermeyi hedeflemişler. Renk konusunda evet IPS panelle farkı var diyebiliriz. Bunu da HP gidermek için monitörün parlaklık değerlerini ve kontrast oranlarını daha yüksek tutmaya çalışmış. 350 kandelalık bir parlaklığı bulunan monitörümüzün renkleri daha canlı, daha doygun gösterdiğini söylemeliyim. Normalde bir bu tarz TN panel sahiplerin 250 kandela, 300 kandela gibi rakamlar olduğunu gördüğümüzde bu monitör 350 kandela ile karşımıza çıktığında daha parlak bir yapıda olduğunu söylemeliyim. Evet yani IPS panelle farkları var. Bu değerler yüksek tutulup oyuncuların dışında tasarımcıları da hedefleyen bir monitör olmuş. Binebirlik kontrast oranıyla da Gördüğünüz üzere bu arkada oynatılan videoda renkleri daha doygun, daha net gösterdiğini söylemeliyim. Şimdi bu monitörümüz dedik ki 27 inç. 16-9 ekran boyutundaki oyuncu monitörümüz 2560'a 1440 çözünürlük sunuyor. Yani QHD bir ekran. Full HD'nin daha üstünde. Yeni dönemlerde Full HD monitörlerin yerine 2K ve 4K monitörler gittikçe yerini almaya başladı. Bunu da firmalar nasıl sağlıyor fiyat dengesini tutmak için? Diyelim 2K bir monitör bunu TN panelle oyuncu özelliklerini sağlayarak piyasaya sunuyor. HP de oyunculara hedef alarak ne yapmış? Hem 144 Hz yenileme hızı, bilemez tepkime süresi ve 27 inçlik çerçevesiz bir ekran sunmuş. Bu ekranı da QHD teknolojisine sahip bir yapıyla birleştirince ortaya güzel bir görüntü çıkıyor. Şimdi bu monitörümüzde en önemli şeylerden biri ise AMD FreeSync özelliğini desteklemesi. Peki bu AMD FreeSync özelliği nedir? Sizin monitörünüzün normalde AMD FreeSync özelliğine sahip değilse kendi 144 yenileme hızında bir performans veriyor. Ama bazı oyunlarda görüyorsunuz ki takılmalar, kırılmalar, gölgelendirmeler olabiliyor. İşte bunu gidermek için AMD FreeSync özelliğiyle sizin monitörünüz uyumlu ekran kartınızla senkronize bir şekilde çalışıp gecikmeleri sıfıra indiriyor herhangi bir takılmayı bozulmayı minimuma indirip size pürüzsüz kesintisiz bir performans sunuyor. İşte bu sayede de bu monitör tamamen oyunculara hitap ediyor diyebilirim. Ben internette bu inceleme çekmeden önce çok fazla yorum okudum. Herkes ölü piksel olduğunu ya da HDMI kablosuyla 144 Hz'lere çıkamadığını sürekli siyah ekran sorunu verdiğini söylüyordu. Ben de bunu kendim test ettim. Şahsen ilk başta kutusundan çıkardım. Buradan kutusunu bize yollayan Atilla abime de teşekkür ederim. Herhangi bir ölü piksel çıkmadı. Test ettiğimde gayet güzel bir şekilde monitör elimize ulaştı. HDMI kablosuyla bu monitörü bilgisayarıma taktığımda 144 Hz şu an seçili ve herhangi bir sorun yok. Gayet her şey akıcı. Monitörümüzü genel olarak inceledim. Kendi kullanıcı deneyimlerimden oyunlarda test ettiğimde de 144 Hz ve 1ms tepkime süreçliyle çok keyifli bir oyun performansı aldım oyunlardaki bana verdiği görüntü performansı, benim oynayışım yani bu hepsi kendisini yükselten şeylerdir. Yani mesela sizin yeni bir fare alırsınız, oynayışınız daha da zevkler. Yeni bir monitör alırsınız, gözünüze daha da hoş gelmeye başlar, daha keyifli. Oluyor. İşte çerçevesiz ekran olması 144 Hz yenileme hızına sahip ve 1 ms tepki süresiyle oyunlarda gayet güzel performans veriyor. Hatta kendi Ekran kartımda AMD olduğu için AMD FreeSync özelliğini aktif hale getirdiğimde oyunlardaki performansı gayet güzel seviyedeydi. Bizim incelememiz bu kadardı. Artı ve eksi özelliklerinden bahsettim. Eksi özellik olarak bir bana gözüme batan bir şey göremedim. Eksi özellik olarak tek diyebileceğim şey menüsünde Türkçe dil desteğinin bulunmaması. Bu da yani şahsen ben İngilizce biliyorsam da tüm kullanıcılara hitap etmesi açısından Türkçe bir de, dil desteğinde bulunabilirdi. Onun dışında artı özelliklerini size bahsettim. Bizim incelememizde bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Herkese iyi günler.